Arabamın tekerlerini güzelce kontrol ettim. Ne yapıyorsun burada? Gene çarşıya mı gidiyorsun? Evet, çarşıya gidiyorum. Çok önemli alışveriş yapmam gerekiyor. İyi ama bizim evde eksiğimiz yok ki. Hayır, var. Çok büyük bir eksiğimiz var. Neymiş o? Benim bilmediğim büyük bir eksik ne olabilir ki? Ben bugün Tüpepe'ye söz verdim. Ona çok güzel bir top alacağım. O yüzden hemen markete gidip bir tane top alıp gelmeliyim. Gene Pepe'nin eksikleri. İyi, tamam o zaman. Pepe buna çok sevinecek. Hep bir top olsun istemişti. Evet, ben de ona söz verdim. Hadi beni uğurlama. Daha fazla geç kalmadan topumu alıp geleyim. Pepe'nin harika bir topu olacak. Anneciğim. Efendim Pepe. Anneciğim, babamı hiçbir yerde bulamıyorum. Bana söz vermişti. Bugün onunla oyun oynayacaktım. Ama hiçbir yerde yok. Pepe, bekle biraz. Belki babanın çok önemli bir işi çıkmıştır. Olmaz, ama bana bugün hiçbir işim yok. Seninle çok güzel oyunlar oynayacağız demişti. Baban söz verdiyse mutlaka sözünü tutar Pepeciğim, biliyorsun. Bence biraz beklemelisin. Belki çok sevineceğin bir şeyler olacaktır. Ne? Sevineceğin bir şeyler mi? Neymiş anneciğim, söyler misin? Hayır Pepe, bu bir sürpriz. Of anne ya. Ne ki acaba benim çok beğeneceğim bir şey? Babam ona hiçbir şey söylemedi. Üstelik babam ortalarda da görünmüyor. İlk defa bana verdiği sözü tutmadı. Pepe. Günaydın Pepe. Günaydın Şilo. Pepe, ne oldu? Üzgün gibisin. Evet Şilo, babam bugün bana söz vermişti. Bugün işe gitmedi ve bütün gün benimle oyun oynayacaktı. Ama hiçbir yerde yok. Anneme sordum, işi var dedi. Bir yere kadar gitmiş. Ama benim için harika bir şeyler olacakmış. Ne? Harika mı? Ne olabilir ki? Bilmiyorum ama çok merak ediyorum. O zaman biraz beklemelisin Pepe. Biraz sabırlı olmalısın. Of, zaten ben sabırlı bir çocuğum. Beklemesini biliyorum bir kere Şilo. İyi, tamam o zaman bekle. Ben parka gidiyorum. Eğer beklemekten vazgeçersen parka benim yanıma gelebilirsin. Hayır, gelmeyeceğim. Ben sürprizi merak ediyorum. Of, baba nerede kaldım? Bu kadar geç kaldığına göre önemli bir sürpriz olmalı. Benim çok mutlu olacağım bir şey yapmalısın. Yoksa seni affetmeyeceğim baba. Babam geliyor, babam geliyor. Yaşasın, yaşasın. Pepe. Beni burada mı bekliyorsun? Evet baba. Bana çok güzel bir sürprizin varmış. Annem öyle söyledi. Ya, demek sürprizimi söyledi. Ona da söylemeseydim. Şimdi hiçbir sürprizi kalmadı ki. Hayır, kaldı baba, kaldı. Ama sürprizin ne olduğunu söylemedi. Tamam o zaman Pepe. Şimdi geliyor sürprizin. Bak. Baba. Bu bir top. Hem de en sevdiğim toptan. Yaşasın. Canım babam benim. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum Pepe. Babacığım, senden özür dilemeliyim. Neden Pepe? Çünkü bana sözünü tutmadığını düşünmüştüm. Ama sen benim sözümü tutmuşsun. Benimle oynayacaksın, öyle değil mi? Tabii oynayacağız Pepe. Neden olmasın ki? Hadi bakalım, sen güzelce kaleleri ayarla. Ben de arabamı park edip hemen geliyorum. Yuppi, babamla şimdi çok güzel bir maç yapacağız. Geldim Pepe, hadi bakalım. Seninle güzel bir maç yapalım. Ne dersin? Ben seni yeneceğim babacığım, biliyorum. Hop, böyle gidiyorum. 1-2-3, hazır mısın baba? Attım işte, yaşasın, yaşasın. Gol. Ben gol attım. Evet Pepe, gerçekten de sen çok güçlüsün. Ve beni yenmeyi başardın. Yuppi, babamı da yendim. Gol attım, gol. Baba, ben topumla birazcık parkta oynayabilir miyim? Şila da parka gitti. Onunla birlikte orada oynarız. Tamam, olur, tabii ki de oynayabilirsin. Ama seninle oynayacağım diye sana söz vermiştim. Önemli değil Pepe. Sonraki tatilimizde de birlikte oynarız. Tamam, olur. Şimdi topumu Şila'ya göstereceğim. Topum nerede? İşte bu tarafa gitti Pepe. İşte orada bak. Tamam babacığım, görüşürüz. Görüşürüz Pepe. Bu kadar çok top istediğini bilmiyordum. Of, tek başına parkta oynamak da eğlenceli olmuyor. Pepe neden gelmedi ki benimle? Şilo, işte geldim. Pepe, sonunda geldin. Biliyordum benimle oynamaya dayanamıyorsun, öyle değil mi? Evet Şilo, bak ne getirdim. Bu da ne? Çok güzel bir top. Evet, harika bir top. Hadi oynayalım mı? Tamam, olur.
nasıl oynayacağız? Sen şimdi karşıya geçiyorsun. Tamam, geçtim. Ben de senin karşına. Şöyle topumu dalayım. Şimdi ben sana gol atacağım, sen bana, tamam mı? Tamam, olur. Ben gol yemem bir kere. Hop. Hop. Ay. Ne kadar da uzattın Pepe. Merak etme Şila. Ben onu şimdi alıp gelirim. İşte getirdim Şila. Hop. Al bakalım. Hop. 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 Aa, ikimiz de gol atamıyoruz Pepe. Evet Şila, ikimiz de çok güzel futbolcu olmuşuz. Aa, futbolcu mu? Ama kızlardan futbolcu olur mu? Olur tabii, neden olmasın ki? Ay Pepe. Ay, topum kaçıyordu efendim Şila. Pepe, ben çok yoruldum ve birazcık da acıktım. Ama Şila, biliyor musun? Ben de çok yoruldum ve heyecandan çok acıktım. Top alacak, babamın top alacağını tahmin etmiştim. Çünkü en çok istediğim şeydi. Ne yiyeceğiz? Bilmiyorum ki ne yiyelim. Ha, bizim ev çok yakın. Hadi gel bizim eve gidip bizim evde yemek yiyelim. Tamam, olur. Annem çok güzel hamburger ve çok güzel sandviç hazırlıyor. Ya, ben sandviçi çok severim. Ben de hamburgeri. Hadi o zaman gidelim. Ha, topu almayı unutmayalım. Tamam tamam. Ha, oynaya oynaya gideriz. Anne, anne. Annem nerede acaba? Aa, annen evde yok galiba Pepe. Ne yapacağız şimdi? Merak etme Şila. Ben hamburger hazırlamayı da, sandviç hazırlamayı da biliyorum. Ben hazırlayabilirim. Tamam, olur. Anne. Ah, efendim çocuklar. Aa, annem buradaymış bak Şila. Anneciğim, bizim karnımız çok acıktı. Evet, ben sandviç istiyorum. Ben de hamburger istiyorum anneciğim. Tamam çocuklar, hemen hazırlıyorum. Dolapta hamburger içinde, sandviç içinde çok güzel malzemelerim var. İlk önce hangisinden başlasam acaba? İlk önce sandviç, çünkü ben çok acıktım. Aa Şila, ben de çok acıktım. Tamam çocuklar, tamam, hemen hazırlayalım. Hazırlıyorum. Ah, işte bir tane ekmeğimiz. Aa, o zaman ilk önce sandviç hazırlayacağız. Bu bir sandviç ekmeği. Evet, ilk önce sandviç hazırlayalım. Şuradan bir tane marul alalım. Marulu seviyorsun öyle değil mi Şila? Evet, marulu çok seviyorum. Ve bir tane sosis. İşte Şilacığım, senin sandviçin hazır. Çok lezzetli ve çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Afiyet olsun Şila. Evet Pepeciğim, şimdi senin hamburgerine geldi sıra. Şila, beni bekle, birlikte yiyelim. Tamam Pepe. O zaman sandviçim şöyle dursun. Bekliyorum. O zaman Pepe'nin hamburger için çok güzel bir hamburger ekmeği. İçine harika bir hamburger köftesi koyalım. Pepe de marulu çok sever. Bir yaprak da marul. Ve üstüne tekrar bir hamburger ekmeği. İşte Pepeciğim, senin hamburgerin de hazır. Çok güzel öyle değil mi Şila? Evet harika. Ben bayıldım. Ben sana söylemiştim, benim annem çok güzel hamburger sandviç yapar. Harika yemekler yapar. O yüzden bütün yemekleri yerim. Ve ben o yüzden bu kadar çok güçlüyüm. Ha, çok teşekkür ederim Pepeciğim. Çocuklar, güzel güzel yiyin ve sonra ellerinizi yıkayın. Dişlerinizi fırçalamayı unutmayın, olur mu? Olur anneciğim. Ben de şöyle dolabın kapağını kapatayım. Afiyet olsun çocuklar. Teşekkür ederiz. Bak Şilo, ben hemen bitirdim. Aa, ben de bitirebilirim Pepe. Ne olmuş ki? Ah, ben de bitirdim. Hadi o zaman topumuzu oynamaya gidelim. Topum nerede? Aa, onu bahçeye bırakmıştım, hemen arabanın yanında. Tamam, hadi gidip oynayalım mı? Artık çok güçlü olduk. Evet, bu sefer ben sana gol atabilirim. Hayır, ben atacağım. Ha işte bile, benim hamburgerim daha büyüktü. Ben daha çok yedim, daha çok güçlendim. Ben sana daha çok gol atabilirim. 1, 3, 5, 7, 10. Kaç tane istersem. Aa baba, babam da buradaymış. Evet çocuklar. Bak, hadi bakalım benim küçük futbolcularım. Maç yapmaya var mısınız? Hop, bu kale kimin de, ilk önce oraya atacağım. Aa, galiba bu Pepe'nin kalesi. Hayır, burası benimdi. Dur bakalım.
Pepe gol yedi, Pepe gol yedi. Ben bir